aktarmıştık. Örnek de çözdük. Geçen hafta da kaynaklı birleşimlerle ilgili yine hesaplarından bahsetmiştik. Bu hafta da kaynaklı birleşimlerle ilgili inşallah örnek yapacağız. Hemen ben örneğimize bir bakayım. Evet, ekranı paylaşayım sizinle. Örneğimiz bu şekilde. Ne diyor? Aşağıdaki şekilde detayı verilen refah. Evet, görüyoruz bakın. Bir tarafta 18'e 150, diğer tarafta 20'ye 150 iki tane levhamız var. Genişlikleri aynı. İkisinde de 150 milimetre. Kalınlıkları bir tanesinin 18 milimetreymiş. Sol taraftaki, sağ taraftaki de 20 milimetreymiş arkadaşlar. En kesitli elemanların diyor, küt kaynaklı ek birleşim sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla PG yani sabit yük 100 kN ve PQ 250 kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir. Kaynak uygulamasında kaynağın başlatıldığı ve sonlandırıldığı yardımcı levhalar yani başlangıç ve bitiş levhaları kullanılmıştır demiş. Ek teşkilinde A şıkkında ne diyor? Tam penetrasyonlu küt kaynak kullanılması durumunda birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi hem tasarım yani YDKT hem de güvenli dayanımların yani GKT'ye göre her ikisi için de hesabı isteniyor. Şimdi baktığımız zaman eksenel çekme kuvveti etkisinde bir birleşim. Soruyu paylaşacak mıyım? Soru zaten işte paylaşıyorum soruyu. Tam penetrasyon şimdi eksenel çekme kuvveti etkisinde tam penetrasyonlu küt kaynak var ve taşırma levhası kullanılmış. Çelik sınıfımız arkadaşlar S275 olarak verilmiş. Yani neydi bu? Akma dayanımı 275 Newton bölü milimetre kare. Kopma dayanımı 430 Newton bölü milimetre kare. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz yönetmelikte bu değerler ulaşabiliyordunuz. Tablo 2.1a'da. İki tane levha olduğunu söyledik. Bir tanesinin kalınlığı 18, diğerinin kalınlığı 20 milimetre. Genişlikleri eşit. Kaynağın arkadaşlar dayanımına baktığımız zaman da 480 Newton bölü milimetre kare olduğunu görüyoruz. Bu da yine yönetmelikte verilmiş. Şimdi nasıl bir çözüm yolu izlemişiz ona bakalım. Şimdi iki tane levha birleştirildiği zaman arkadaşlar hatırlarsanız eski yönetmelikte de ne yapıyorduk? Bunlardan ince olanının kalınlığına eşit oluyordu kaynak kalınlığımız, küt kaynak kalınlığımız. Küt kaynak olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Levha kalınlığına eşit oluyordu kaynak kalınlığımız. Levhaların kalınlıkları eşitse herhangi problem yok. Eşit olmadığı zaman da bunlardan ince olanının kalınlığını alıyorduk. Buraya baktığımız zaman bir tanesi 18 mm, diğeri 20 mm kalınlığında. İnce olan 18 olduğuna göre demek ki kaynak kalınlığını ne almam gerekiyor? 18 mm almam gerekiyor. Bakın bu kaynak kalınlığı gördüğünüz üzere daha önceki yönetmelikte de aynı bu şekildeydi. Yeni yönetmelikte hani bununla ilgili bir değişiklik yok. Bakıyoruz levhalardan yani küt kaynak kullanıyorsak levhalardan ince olanı bize kaynak kalınlığını veriyordu. Burada da aynı şekilde yapılmış. Bakın kaynaklı birleşimlerin her iki yöntem içinde yani YDKT ve GKT esaslarına göre güvenlik dayanımları burada verilmiş. Şimdi burada ne var? Kaynak ekseni dik çekme kuvveti. Burada demek ki düğüm noktasının dayanımında esas metal belirleyiciymiş. Bunu dikkate alacağız. Bölüm 13.6 13.2.6'da bu durum açıklanmış. Demek ki tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşimlerde
Karakteristik dayanım arkadaşlar. İşte yönetmelik tablo 13.5'e göre RNB olarak alacağız. Esas metal dayanımının belirleyici olduğunu burada söylemiş. Bunun hesabı neydi arkadaşlar? Bakın RN ne eşitti? Fy çarpı Ag. Şimdi aslında baktığınız zaman hani gerilme ile alanı çarpıyoruz. Ag ne? Alan. Şu da kullandığımız parçanın akma dayanımı. S275 olduğunu söylemiştik ve Fy'nin en başta 275 olduğunu vermiştik hatırlarsanız. Alan ne burada? Alan normal LFA'nın en kesit alanı. Bir tanesi 18 mm kalınlığında, bir tanesi 20 mm kalınlığında. Hangisini almamız lazım? İnce olanını almamız lazım. 18'e 150. Yani bakın ne yapmışım şurada. S275'in Fy'si 275 verilmişti zaten. İsterseniz hemen tekrar sorunu da göstereyim. Bakın şurada. Fy eşittir 275 Newton bölü milimetre kare. Şu da alan arkadaş yani. Alan çarpı gerilme. Bakın hiçbir fark yok. Yani eski yönetmeliğe göre düşünürseniz aynı şekilde taşıyacağı yükü bulduğumuzu söyleyebiliriz. Burada değer çok büyük çıkmasın diye 10 üzeri eksi 3 ile çarpmışız. Neden? Kilonewton cinsinden yazmak için. Yani 10 üzeri eksi 3 ile çarpmazsam ne olur? 742.500 Newton olarak bulurum. Tamam. Bakın şurada anlamadığımız herhangi bir şey var mı? Gerilme yani esas metalin gerilmesi. Şurada ne diyor? Esas metal dayanımı belirleyicidir demiş bakın. Esas metalin gerilmesi 275 çarpı alan. Oldukça basit bir işlem. Sonrasında arkadaşlar şimdi bu ne? Biraz önce neyi bulduk? Birleşimin taşıyacağı yükü bulduk değil mi? Gelen yükü göre emniyetli mi değil mi ona nasıl bakabilir? Güvenli mi değil mi diye nasıl bakabiliriz? Gelen yükümüz neydi arkadaşlar? 100 kilonewton sabit yük, 250 kilonewton hareketli yük olarak soruda verilmişti değil mi? Pg eşittir 100, Pq eşittir 250 idi. Şimdi iki farklı yöntemimiz olduğunu bir söyledik hep yeni yönetmelikte. Bir tanesi yük dayanımları katsayılarına göre tasarım. Diğeri de güvenlik katsayılarına göre tasarım. Yani YDKT, YDKT, GKT şeklinde kısaltılmışını söylüyoruz. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? Yük katsayılarıyla çarpmamız lazım. Sabit yük ve hareketli yük olduğu zaman en büyük yükü bize 1.2G artı 1.6Q birleşeni veriyor. 100'ü 1.2 ile çarpmışım. 250'yi 1.6 ile çarpmışız. Toplam yükü 520 kN olarak bulmuşuz. Aynı bakın betonarmedeki yani arttırılmış yükleri buluyordunuz ya. Aynı mantıkla arttırılmış yükü 520 kN olarak bulmuşum. Yani hesapta kullanmam gereken yükü. Biraz önce taşıyacağı yükü bulmuştuk. 742,5. Onu da arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Fi ile yani emniyet katsayısıyla bir nevi güvenlik katsayısı diyelim. Güvenlik katsayısıyla azaltmam gerekiyor. 0,9'muş güvenlik katsayımız. Bakın şurada bölüm 13.4'te elemanların birleşen en kesit parçalar ve birleşim elemanlarının dayanımları bölümünde arkadaşlar bakın şurada Fi'yi 0.90 olarak vermiş. Şöyle biraz büyüteyim. Bakın şurada Fi 0.90 omega'da 1.67'ymiş. Yani YDKT'de kullanacağımız Fi 0.90 GKT'de kullanmamız gereken omega 1.67 olarak verilmiş. Şimdi baktığımız zaman 0.90'da çarptım. 668 bunun taşıyabileceği yük. Gelen yük 520. 520'yi 668'e böldüğünüz zaman birden küçük olduğunu görüyoruz. Demek ki bu sistem güvenli bir şekilde bu yükü taşıyabilir. Bakın bu oran da yaklaşık yani kapasitenin %78'ini kullandığımızı görüyoruz buradaki oran sayesinde. Diğer yönteme göre bakarsak orada ne yapıyorduk? Orada yükleri direkt topluyorduk arkadaşlar. Herhangi bir katsayıyla arttırmıyorduk. 100 artı 250 şeklinde toplam yüküm 350 kN oldu. Taşıyabileceği yükü ise omega'ya bölerek güvenli olarak taşıyadığı yükü buluyorduk. 742, bakın burada 742 değişmiyor aynı değer ama burada ne yapıyoruz? 0.9'da çarpmıyoruz, 1.67'ye bölüyoruz. 444.61 çıkmış. Gelen yük 350, taşıyabileceği yük 444.61 böldüğümüz zaman burada da yine birden küçük olduğunu görüyoruz. Kapasitenin yani yaklaşık %79'u kullanmış. Her iki yöntemde de bakın şu değerlerin biri 0.78 çıktı, biri 0.79 çıktı.
birbirine oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada biraz önceki soruyla ilgili anlamadığınız herhangi bir şey var mı? Şöyle büyüteyim size. Burada da arkadaşlar bakın bir altta levhamız var. Düğüm levhası olarak düşünebilirsiniz. Üstüne farklı bir boyutta levha. Zaten bakın köşe kaynak olmasının ne gerekiyordu? Levhaların üst üste binmesi gerekiyordu. Burada olduğu gibi hani köşelerine şu köşeye ve şuraya kaynak yapma şansımız var. İstersek şuradaki alına da yapabilirdik ama burada alında kaynak verilmemiş. Sadece şu şekilde yan dikiş kaynakları olduğunu görüyoruz. Biraz önceki şekil iki levha yan yana geliyordu. Orada küt kaynak vardı. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere köşe kaynak var. Köşe kaynakla ilgili sorumuz bu soruda. Ne diyormuş soruda bakalım. Aşağıdaki şekilde köşe kaynaklı uç birleşim detayı verilen levha 12 çarpı 200 en kesit boyutlarına sahip eleman. Demek ki bakın arkadaşlar şuradaki levhamız zaten verilmiş. 14 çarpı 200 yani 14 mm kalınlığında 200 mm genişliğinde. Ha, diğer boyutu devam ettiği için hani üçüncü boyut verilmiyor. Normal en kesit boyutlar olarak düşün. Zaten bakın kesitte de 14 ve 200 boyutlarını görebiliyoruz. Sırasıyla arkadaşlar bunlar 100 kN yine sabit yük, 250 kN hareketli yük taşıyormuş arkadaşlar. Soruda ne diyormuş? Demek ki bakın burada yükler aynı. Biraz önceki sorudan hiç farkı yok. Birleşimin karakteristik dayanımını önce belirleyin diyor. Yani bu birleşim ne kadar yük taşıyabilir? Önce onu buluyoruz arkadaşlar. Sonra da bulduğumuz bu dayanımla gelen yükleri karşılaştırma babında B şıkkında ne demiş? Birleşimin tasarım dayanım kontrolü yani YDKT'ye göre C şıkkında da birleşimin güvenli dayanımının kontrolü bulmamız gerekiyormuş. Burada malzeme S355 olarak verilmiş. Fes 355 Newton bölü milimetre kare anlamına geliyordu bu. Kopma değeri de, kopma dayanım da 510 Newton bölü milimetre kare. Bunlar yine yönetmelikteki değerler. Levhamızın 14'e 200 olduğunu söylemiştik. Kaynakta da arkadaşlar bu sefer kaynak biraz öncekinde 480'di. Burada bakın 550 olarak verilmiş. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar şimdi bunun dayanımı 510 ya yani kopma dayanımı. Kaynak dayanımının ondan daha üstte olduğunu görüyoruz. Biraz önceki soruda da yine 480'di. Yine kopma dayanımından daha büyüktü. Yani kaynağı seçerken arkadaşlar yeni yönetmelikte mevcut levhanın dayanımından daha yüksek dayanımlı bir kaynak kullanmamız gerekiyor emniyetli olabilmesi açısından. Anlatabiliyor muyum? Bakın burada buna dikkat ediyoruz. Bu zaten hani bize soruda uygun olarak seçilmiş. Hani biz de belki hani sorularda bize böyle hazır veriliyor ama hani proje aşamasında bir kaynak seçeceğiniz zaman arkadaşlar seçtiğiniz kaynağın dayanımının o levhanın dayanımından daha büyük olması gerekiyor. Şimdi köşe kaynaklarda yapmamız gereken kontroller neler? Bu eski yönetmelikle aslında benziyor ama biraz farklılıklar var. O yüzden buraya dikkat edelim. Bakın köşe kaynak olabilmesi için arkadaşlar kaynağın 60 derece ile 120 derece arasında olması gerekiyormuş. Bizim burada levhalarımız ikisi tam üst üste düştüğü için direkt kaynağımız 90 derece. Bakın iki bileşen yüzey arasındaki açı 90 derece. Dolayısıyla 60 derece ile 120 derece arasında kaldığı için bunu köşe kaynak olarak alabiliriz. Demek ki en az 60 derece, en fazla 120 derece olması gerekiyormuş. Normal iki levhayı üst üste koyduğunuz zaman 90 derecelik bir köşe oluşmuş oluyor. Dolayısıyla buraya rahatlıkla köşe kaynak yapabiliyoruz. Kaynağın kalınlığı ile ilgili arkadaşlar hatırlarsanız eski yönetmelikte ne diyorduk? Minimum kaynak kalınlığımız 3 milimetre idi. Hatırlarsanız 3 milimetre idi. Burada arkadaşlar minimum kaynak kalınlığı levhanın kalınlığına bağlı olarak değişiyor. Bakın şurada tablo 13.4 köşe kaynakların minimum kalınlıkları. Bu da yönetmelikte olan bir tablo. Tablo 13.4.
LFA kalınlığına bağlı olarak bakın şurada kaynak minimum kaynak kalınlıklarının değiştiğini görüyoruz. Bakın 6 milimetreden daha düşük LFA'larda 3 milimetrelik kaynak kullanabiliyoruz. 6 milimetreden büyük 13 yani 6 ile 13 arasındaki LFA'larda 3,5 milimetre kullanabiliyoruz minimum kaynağı. 13 ila 19 arasında 4 milimetre. Eğer 19 milimetreden daha da kalınsa levhamız o zaman en az 5,5 milimetre olması gerekiyormuş kaynak kalınlığımız. Şimdi burada bizim birleştirdiğimiz levhalardan ince olanının kalınlığı kaç milimetre? Bakın bir tanesi 14, bir tanesi 16'ydı. Şurada bakın görüyoruz 14 ve 16. Demek ki ince olan 14 milimetre. Yani buradan hangisine giriyor? Bakın 13'ten büyük. Şu üçüncü duruma giriyor. Yani şu kırmızı çerçeveye aldığımız değere girdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla kullanmam gereken minimum kaynak kalınlığı 4 milimetre. Sonra da bize kaynak kalınlığı verilmiş arkadaşlar. Kaynak kalınlığımız 6 milimetre olarak verilmiş. Minimum kalınlık 4 milimetreden daha büyük olduğu için kaynak kalınlığımızın uygun olduğunu görüyorsunuz. Maksimum kaynak kalınlığı ile ilgili de arkadaşlar iki farklı değer olduğunu görüyoruz yeni yönetmelikte. Eski yönetmelikte hatırlarsanız 0,7T minimumdu. Yeni yönetmelikte arkadaşlar LFA kalınlığımız 6 milimetreden daha düşükse yine 0,7T minimum olarak alıyoruz. Ama LFA kalınlığımız 6 milimetreyi geçerse 0,7 çarpı T-2 milimetre cinsinden burada T'yi yazıyoruz. Şeklinde bir formül var. Yani T'den 2 milimi çıkaracağız. 0,7 ile çarpacağız. Dolayısıyla maksimum kalınlığına bakacağız. Bakın LFA kalınlığımız 14. 14'ten 2'yi çıkardım 12. 12'yi 0,7 ile çarparsam şuradaki 8,4 değerini buldum. Ha, şurada yapılmış. Bakın A max 0,7 çarpı 14 eksi 2. O da 8,4 milimetre ediyor. Seçtiğim kaynak kalınlığı 6 milimetre olduğu için bu da 8,4'ten küçük olduğu için uygun. Zaten bakın şuraya yazmışız. Minimum 4 milimetre. Bu birleşimde demek ki en az 4 milimetre kaynak kullanmalıyım. En fazla 8,4 milimetre yine kaynak kullanmalıyım. Seçtiğim 6 milimetre kaynağın bu ikisi değeri arasında kaldığını görüyoruz. Bakın kaynak kalınlığı soruda zaten veriliyor. 6 bakın şurada 6 dediği kaynağın kalınlığı şu 250 dediği kaynağın uzunluğu. Şurada da zaten gösterilmiş tamam. Kaynağın hesap uzunluğunu nasıl hesap edeceğiz? Hesapta almamız gereken uzunluğu nasıl hesap edeceğiz? Kaynak uçlarından arkadaşlar 2A kadar düşüyoruz. Kaynak uçlarından 2A düşmemiz gerekiyor. Yani her bir uçtan A kadar düşmemiz gerekiyor bu durumda. Neden? Çünkü kaynak şurada bitiyor, devam etmiyor. Bakın şurada devam etseydi durum farklı olurdu. Niye? Kaynak devam ettiği için şu A'yı düşmeme gerek yoktu. Sadece L-A olarak alırdım. Ama burada hem bu uçta hem bu uçta kaynak bittiği için toplam verilen uzunluktan 2A kadar düşerek hesap uzunluğunu almam gerekiyor. L eşittir 250-2A'dan arkadaşlar kaynak alınım 6'ydı. Demek ki hesapta kullanacağım kaynağın değeri 238 milimetre olması gerekiyormuş. Bu değerinde arkadaşlar bu değerinde en az 6 kaynak kalınlığından ya da 40 milimetreden daha büyük olması gerekiyor. Yani yaptığımız kaynak kalınlığının 6 katından ve 40 milimetreden daha az olamaz. Baktığımız zaman arkadaşlar 6 kere 6 36'dan da hani büyük 40 milimetreden de büyük. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Zaten bakın şurada şekil 13.3 diye verilen bu yönetmelikten alınan bir şekil. Ne diyor bir okuyalım. Köşe kaynaklarının minimum etkin uzunluğu kaynak kalınlığının 6 katından veya 40 milimetreden az olamaz. Bu koşulun sağlanmadığı durumda kaynağın etkin kalınlığı kaynak uzunluğunun 6'da 1 olarak göz önüne alınacaktır. Lamadan teşkil edilen bir çelik elemanın uç birleşiminde sadece boyuna doğrultusunda köşe kaynakların kullanılması halinde ki burada olduğu gibi bu kaynakların her birinin uzunluğu kaynaklar arası dik uzanlıktan daha küçük olamaz demiş. Bakın şuradaki dik uzaklık ne kadar? B bizim burada 200 olarak verilmiş. Demek ki verilen kaynak uzunluğu da bu 200'den daha az olmaması gerekiyormuş. Eğer bu araya kaynak yapmayacaksak. Tamam, şu arada bizim kaynak yok. Demek ki verilen kaynak uzunluğunun da 200'den az olmaması gerekiyormuş. Şurada yaptığı kontrolünde olduğunu görüyoruz. 238 milimetrenin de yine 200'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Kaynak uzunluğumuzun da arkadaşlar 150A'dan
geçmemesi gerekiyor. 150A 900 milimetre diyor. Dolayısıyla 238'in de 900'den küçük olduğunu göstermişiz. Demek ki minimum kaynak uzunluğumuz 6 kaynak kalınlığı ya da 40 milimetre. Ayrıca işte bu arada kaynak yoksa şu aradaki mesafeden de yine az olmaması gerekiyor. Bir nevi levhanın genişliği olarak düşünebilirsiniz. Kaynak uzunluğunun da arkadaşlar 150A'dan daha küçük olmaması gerekiyor. Burada da tekrar yönetmelikten alınmış bir şey. Biraz önce zaten hani bunu okumuştum. Kaynak uzunluğu 150A'dan küçükse direkt hesapta bulduğumuz değeri kullanıyoruz. Ha, kaynak uzunluğu 150A'yı geçerse ve 400A'ya kadar yani çok uzun bir kaynak kullanıyorsak o zaman belli bir beta katsayısıyla çarpmamız gerekiyormuş. Beta katsayısı da arkadaşlar şuradaki formülde verilmiş. Hani bu çok uzun böyle hani bir yere boylu boyunca kaynak yapacaksanız hani diyelim bir birleşim var. Boydan boya kaynatacaksınız. Dolayısıyla kaynak uzunluğu çok fazla. O zaman bunun hesabını yaparken arkadaşlar kaynak uzunluğunun tamamlığını almıyoruz. Hani 150A ile 400A arasındaysa beta ile çarparak alıyoruz. 400A'yı da geçerse arkadaşlar o zaman 250A'yı geçmeyecek şekilde bir kaynak uzunluğu almamız gerekiyormuş. Bunlar biraz da ekstrem durumlar. Hani çok normal hesaplarda yapacağımız bir şey değil. Özel durumlar olduğunu söyleyebiliriz ama yönetmelikte bu durumda açıklanmış. Gelelim kaynağın taşıdığı yükü nasıl bulacağız? Yine yönetmeliğimizde arkadaşlar 13.2.4 bölümünde kaynaklı bileşimlerin dayanımı şeklinde bu değer verilmiş. Bakın RNBM şeklinde neymiş? FNBM ile ABM'nin yani bakın yine ne görüyoruz? Gerilme ile alanı çarptığımızı görüyoruz. RNBM dediğimiz esas metalin karakteristik dayanımı, daha doğrusu gerilmesi. ABM dediğimizde kaynak metal ile etkileşimde olan esas metalin yüzeyinin kırılma alanı. Şurada verdiği AVE değeri etkin kaynağın alanı. Şurada verdiğin FNV değeri de kaynağın metalin yani kaynak metalinin karakteristik yine gerilmesi. Demek ki yukarıdaki formül esas metalin dayanımını belirliyor. Aşağıdaki formül de kaynak metalinin dayanımını belirliyor. Şöyle tamamını görelim. Kaynağın kalınlığı ne kadardı? 6 milimetreydi. Hesapta kullanacağım uzunluğu bakın 250'ydi ama 250'den 2A'ya düştüğüm zaman hesapta kullanacağım uzunluğu da 238 milimetreydi. O zaman kaynağın alanı ne olur? Bakın kaç tane kaynak var? Bir yukarıda var, bir aşağıda var değil mi? İki tane bakın kesitten de görüyoruz. Bir, iki tane kaynak var. Değil mi? Rahatlıkla görebiliyoruz. Ne olur o zaman? Kaynağın toplam alanı 2 çarpı 6 çarpı 238. Değil mi? 2 tane kaynak var. Kalınlığı 6 milimetre, uzunluğu 238 milimetre. Çarptığımız zaman kaynağın alanının 2856 milimetre kare olduğunu görüyoruz. Kaynak metal karakteristik dayanımını nasıl hesap edebiliriz? Bakın şurada bunu isterseniz birim kaynak uzunluğu için de bulabilirsiniz veya direkt toplam kaynak alan için bulabiliriz. Zaten kaynağın alanını bulduğumuza göre hani direkt gerilmesiyle çarparsak direkt değeri bulabiliriz. Bizim esas metalimizin dayanımı ne kadardı arkadaşlar? FNV. Bakın tekrar onu size göstereyim. Şurada FNV. Pardon, kaynak metalinin karakteristik dayanımı. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Bakın 550 olarak verilmişti normal kaynağın dayanımı. Onun şurada bakın şurada yazıyor. 0,60 kadarını almamız gerekiyor. FNV eşittir 0,6 çarpı Fe. Fe neydi? Kaynak metalinin dayanımı. Kaynak metalinin dayanımının %60'ını alıyoruz. Çarptığımız zaman bakın 330 olduğunu görüyorsunuz. Hani birim kaynağın taşıdığı yükü bulmak isterseniz bu 330'u kaynak kalınlığıyla çarpabilirsiniz. Demek ki hani her birim uzunluktaki taşıdığı yük bu. Ama bize asıl toplam taşıdığı yük lazım. Dolayısıyla hani kaynağın alanı çarpı
330 dediğiniz zaman arkadaşlar toplam değerin bakın şuradaki gösterdiğimiz asıl bulmamız gereken değer bu. 330 çarpı 256 milimetre. Burada 10 üzeri eksi 3 ile çarpmışız. 10 üzeri eksi 3 ile neden çarpıyorduk? Newton çıktığı zaman değer çok büyük oluyordu. 942.480 olarak bulursunuz. Ama kilo Newton'a çevirirseniz hani 942.48 kilo Newton olarak bulmuş oluyoruz bu değeri. Bakın bu değer ne? Birleşimin yani kaynağın taşıdığı yük. Tamam, bu kaynağın taşıdığı yükü bulduk bakın. Şimdi ne yapacağız? Gelen yükle bunu kıyaslayarak güvenli olup olmadığına karar vereceğiz. Bir de ikinci olarak ne demiştik? Kaynak etkisindeki kırılma durumu için arkadaşlar yeni RNBM'yi bulmamız lazım. Yani esas metalin karakteristik dayanımını bulmamız lazım. Şimdi neden iki tane hesap yapıyoruz onu da açıklayalım. Şimdi bakın kaynakla ne yaptık? İki tane levhayı birleştirdik. Burada kırılma kaynakta da meydana gelebilir ya da kaynağı tutturduğumuz levhada da kırılma meydana gelebilir. Dolayısıyla o levhanın dayanımında ne yapmamız gerekiyor? Hesabını yapmamız gerekiyor. Bakın kaynağın pardon burada metalin dayanımı 510. Bunu 0.60 ile çarparsanız yani FNBM'yi yine 0.6 EPU ile çarpabilirsiniz. Kırılma dayanımının %60'ını alıyoruz. Sonra onu levhanın kalınlığıyla çarptığı zaman bakın bu sefer kaynağın kalınlığını almıyor fark ettiyseniz. Levhanın kalınlığını alıyor. Levhanın kalınlığı da 14 milim levhalardan ince olanı öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu daha büyük çıkar büyük ihtimalle. Baktığımız zaman arkadaşlar hani bunu alan olarak düşünürseniz de yine uzunluğu ne kadar bunun? 238. Yine burada da bakın 238'i kullanıyoruz. Yani 250'yi kullanmıyoruz. Yani şurada yapmış arkadaşlar. Bakın şurada daha net gözüküyor. Özür dilerim. Ben şuraya hani burada birimi ayrıca bulmuş. Birimi uzunlukta çarpmış ama hani şu şekilde yapmanıza gerek yok. Bence şu şekilde yapmak çok daha mantıklı. 0.60 çarpı 510 neydi? Benim esas metalimin kopma dayanımının %60'ını alıyorum. Sonra da yine esas metalin yani levhanın alanıyla çarpıyorum. Alan olarak baktığım zaman arkadaşlar yukarısı var, aşağısı var. O yüzden 2 ile çarpıyorum. Kalınlığı 14, uzunluğu da 238. Dolayısıyla buradan bakın 2039.18 kilonewton çıktığını görüyorum. Biraz önce ne bulmuştuk? Daha düşük bir şey bulmuştuk. 942 bulmuştuk. Burada kaç bulduk? 2000 bak çok daha büyük. Bunlardan küçük olanı kullanacağım. Dolayısıyla 942'yi kullanacağım. Hani bunu bir nevi olur da kaynaktan değil de levhadan kopma olabilir mi diye böyle bir kontrol yaptık. Yani bunun çok da olma ihtimali açıkçası yok arkadaşlar. Çünkü zaten ha şöyle olabilir. Buradaki eğer levhanın dayanımı çok düşük olsaydı ancak o zaman olabilirdi ama zaten esas metalin dayanımıyla kaynak metalin dayanımı birbirine yakın seçiyorum ben. Tutup da bunu S335 değil de S235 mesela verilseydi 510 yerine hani çok düşük bir değer olsaydı ancak o durumda belki levhada daha kritik bir gerilme söz konusu olabilirdi. Bakın aslında yaptığımız işlem bu kadar, şuradaki kadar yani şöyle özetleyebiliriz. Kaynak metali karakteristik dayanımını bulduk. Bakın bu sayfa önemli. Buraya dikkat edin. Değil mi? Kaynak metali karakteristik dayanımı nedir? Kaynak metali dayanımıyla kaynağın alanı. 330'u nasıl bulmuştum? 550 çarpı 0.6 olarak bulmuştum. Niye? Kaynak dayanımının %60'ı kadardı gerilmesi. Sonra kaynağın alanı. Kaynağın alanı neydi? 2 tane 6 milimetre kalınlığında, 238 milimetre uzunluğunda. Bunu çarptığınız zaman 2856 milimetre kare ediyor. 10 üzeri eksi 3 ile çarpıp Newton yerine kilo Newton olarak almışım. 942.48 olarak bulmuşum. Bakın ilk yaptığım hesap bu. İkinci de neyi buluyorum? Esas metalin karakteristik dayanımını buluyorum. Orada ne yapıyorum? Yine esas metalin dayanımının %60'ını alıyorum. 0.60 çarpı 510. Bakın şu 330'da neydi? 0.60 çarpı 550 idi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu iki değer aslında aynı şekilde bulunuyor. Çarpı burada işte kaynağın alanı yerine metalin alanını yazıyorum. Yani metalin kalınlığını alıyorum. Bakın şurada ne yapmıştım? Kaynağın kalınlığını 6 almıştım. Burada 14 alıyorum. 2 tane 14 çarpı 238. Yine 10 üzeri eksi 3 ile çarpmışım. Kilonewton'a çevirmek için. O da 2039 çıkmış.
Bunlardan düşük olan benim sistemimin taşıyabileceği yük. Dolayısıyla 942-2039'dan hayli küçük olduğu için RN arkadaşlar, yani birleşimin karakteristik dayanımını 942.48 olarak bulmuşum. Ha, gelen yüklere bakalım. 100 kN sabit yük, 250 kN hareketli yük vardı. Bunları yük katsayılarıyla arttırdığım zaman 520 kN ediyor. Bunun da arkadaşlar küt kaynakta, bakın biraz önce 0,9 almıştık. Fi katsayısı o şekilde verilmişti. Köşe kaynak olduğu zaman bu katsayının 0,75 olduğunu görüyorum. 0,75 ile 942'yi çarptığım zaman 706 kN ediyor. 520 bölü 706,86'dan da buradaki kapasitenin %74 oranında, yani 1'i geçmediğini görüyorum. Dolayısıyla sistemin güvenli olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde GKT yöntemine göre bakacak olursak, yükleri burada direkt topluyorduk hatırlarsanız. 100 artı 250, 350. Biraz önce küt kaynakta omega 1,67 olarak verilmişti. Ama köşe kaynak olduğu zaman bu omega'nın 2 olduğunu görüyorum. Güvenlik katsayısının. Dolayısıyla 942'yi 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 471 olarak sistemin güvenli olarak taşıyabileceği yükü buluyorum. Gelen yük 350 kN'du. Taşıyabileceği yük 471. Bunları oranladığım zaman bakın yine kapasite oranın 0,74 olduğunu, yani 1'i aşmadığını, dolayısıyla sistemin güvenli olduğunu söyleyebilirim. Bakın her iki yöntemde de 0,74 değerini bulduk. Dediğim gibi biraz önce 0,78, 0,79 çıkmıştı. Hani iki yöntemden birini seçerek çözebiliyorsunuz normal yönetmeliğimize göre. İstediğinizi tercih edebilirsiniz ama ikisine de göre de yapsanız hani değerlerin bakın çok da yakın olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bugün bol bol örnek çözüyoruz arkadaşlar. Üçüncü örneğimize geçtik. Bakın üçüncü örneğimizde de farklı olarak ne var? Alında da kaynak var. Biraz önce alında kaynak yoktu hatırlarsanız. Bakın burada alında da kaynak kullanılmış. Biraz önce LFA vardı. Bu sefer bir profil verilmiş. Profil UPE 240 profiliymiş. Bakın gövde kalınlığının 7 mm olduğunu görüyoruz. Düğüm LFA'sı 10 mm kalınlığında. Soruda ne diyor bir bakalım. Aşağıdaki şekilde köşe kaynaklı uç birleşim detayı verilen UPE 240 en kesitli eleman sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla 130 kN sabit yük, 300 kN hareketli yük eksenel çekme kuvveti etkisindedir. Birleşimin karakteristik dayanımını belirleyiniz. A şıkkında bunu soruyor. B şıkkında birleşimin tasarım dayanım kontrolünü yapınız. C şıkkında da birleşimin güvenli dayanım kontrolünü yapınız şeklinde. Çelik olarak arkadaşlar bu sefer S275 sınıfı verilmiş. Fe 275, Fo 230 Newton bölü milimetre kare. En kesit UPE 240. Uzunluğu yüksekliği bir bakıma 240 milimetre. Gövde kalınlığı 7 milimetre. Başlık kalınlığı 12,5 milimetre olarak verilmiş. Kaynaklarımız yine Fe 550 Newton milimetre kare. Fu yani çeliğimize göre çeliğin kopma gerilmesinden kaynağın gerilmesinin arkadaşlar yine fazla olduğunu görüyoruz. Hani bunun olması gerektiğini biraz önce söylemiştik. Kaynaklarımıza baktığımız zaman bakın 240 milim buradan geliyor. 240 milim, 240 milim yani etrafını komple dolanmış. 3,5 milimetre kalınlığındaymış kaynağımız. Bakın kaynağımızın uzunluğunu burada ayrıca yazmamış. Çünkü zaten şurada şekil üzerinde hepsinin 240 olduğunu görüyoruz ama kalınlığı 3,5 milimetre olarak verilmiş. Evet, sorumuz bu şekilde. Hemen cevabına geçelim. İlk önce ne yapıyorduk? Kaynağımızı bir kontrol ediyoruz. Yani kalınlığı uygun mu, açısı uygun mu? İşte kalınlığın ne olması gerekiyor? Minimum seçmemiz gereken kalınlıktan az olmaması gerekiyor. Maksimum kalınlıktan da yine çok olmaması gerekiyor. İlk olarak açıya bakıyoruz. Yine iki levhayı direkt birleştirdiği için aradaki açımız 90 derece. 60 derece ile 120 derece arasında kaldığı için
açımızın uygun olduğunu görüyoruz. Kaynak kalınlığımız arkadaşlar, bu sefer levhalarımızın kalınlığına baktığımız zaman, bakın U profilin, UPF 240'ın gövde kalınlığının 7 mm olduğunu görüyorum. Düm levhasının 10 mm olduğunu görüyorum. Bunlardan ince olan hangisi? 7 mm'nin daha küçük olduğunu görüyoruz değil mi? Demek ki 7'yi dikkate alacağım. Yönetmelimde ne diyor? 6 mm'den büyük, 13 mm'den küçük ise seçmeniz gereken minimum kaynak kalınlığı 3,5 mm olarak verilmiş. Burada da 7, 6 ile 13'ün arasında kaldığı için minimum kaynak kalınlığı 3,5 olarak almam gerekiyor. Zaten soruda da 3,5 olarak verilmiş. Yani 3 verilseydi olur muydu? Olmazdı. En az bunu 3,5'a tamamlamam gerekirdi. Maksimum kaynak kalınlığı ne şekilde arkadaşlar? Şimdi levha kalınlığı 6 mm'den fazla. Fazla olduğu zaman ne yapmam lazım? 0,7 çarpı t-2 yapmam lazım. Şimdi t'den 2'yi çıkardığınız zaman ne oluyor? 7-2, 5. 5 çarpı 0,7 ne etti? 3,5 etti yine. Bakın maksimum kalınlık da 3,5 çıktı burada. Fark ettik mi? Maksimum kalınlık da 3,5 çıktı. Zaten bakın şöyle düşünün. Levha kalınlığı 6 milim ise 0,7 t'yi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla orada maksimum 4,2'ye müsaade ediyor. Ama levha kalınlığım 6'yı geçerse yani ne olur? 6'nın bir büyüğü zaten 7 bakın. 7'yi koyduğunuz zaman maksimum kalınlık da 3,5 çıkıyor. Allah'tan minimum da 3,5 olduğu için hani sorun yok. Bir nevi aslında şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Eğer levha kalınlığınız 7 milimetre ise sizin seçebileceğiniz tek bir kaynak kalınlığı var. Çünkü minimumu da 3,5, maksimumu da 3,5. Dolayısıyla otomatikman 3,5'a kilitlenmiş oluyorsunuz. Yani eğer levha kalınlığınız 7 milimetre ise otomatikman 3,5 milimetre kaynak kalınlığı kullanılması gerekiyor. Anlamı çıkıyor yeni yönetmeliğe göre. Bakın şurada da gördüğünüz gibi minimum da aynı çıkmış, maksimum da aynı çıkmış. Dolayısıyla zaten benim 3,5'tan farklı bir şey kullanma şansım yok. Yani 3 kullanırsam minimumu sağlamamış olurum. 4 kullansam maksimumu sağlamamış olurum. Dolayısıyla 3,5 burada kullanabileceğim tek seçenek. Evet, kaynağımız bu şekilde kontrolünü yaptık. Gelelim hesapta kullanacağımız uzunluğa. Bakın hesaptaki biraz önce ne yapmıştık hatırlarsanız 2A düşmüştük. Neden? Kaynağımız kesintiye uğruyordu. Şurada kaynağımız bitiyordu. Dolayısıyla buradan da A düşmüştük. Şuradan da A düşmüştük. Ama şimdi şöyle düşünün. Burada ne yapıyor? Kaynak devam ediyor. Yani şuradan bir başlayacağız kaynağı yapmaya. Devam edeceğiz. Köşeyi döneceğiz. Devam edeceğiz. Köşeyi döneceğiz. Devam edeceğiz. Yani bir şu uç bir de bu uç kenarda kalıyor. Dolayısıyla bütün toplam uzunluğu alıp 2A düşebiliriz ya da şu iki kenardan yani her bir kenardan A mesafesi düşmemiz lazım. Kenarlar yaparken alını yaparken alının tamamını almamız lazım. Tamam. Dolayısıyla şuradaki kaynaktan sadece A'yı düşmüşüz arkadaşlar. Ve kaynak uzunluğunu 266,5 olarak bulmuşum. Çünkü 240 olarak zaten burası verilmiş. 3,5 da benim kaynağımın kalınlığıydı. 240'tan 3,5'u düşersen 236,5 olarak bulurum. Bu değerin yine 6 kaynak kalınlığından büyük olması gerekiyordu. 6 çarpı 3,5 21 ediyor. Yine 40 milimetreden fazla olması gerekiyordu. 40 milimetreden de fazla olduğunu görüyorum. Alında kaynak olduğu için şu mesafeden daha büyük olma şartına burada bakmama gerek yok. Çünkü burada kaynağım devam ediyor. Yine 10, 150 A'dan da hani az olması gerekiyordu. Baktığım zaman 150 A 525 ediyor. Buradaki 236,5 değerinin yine bundan küçük olduğunu görüyorum. Herhangi bir sorun yok. Yani 150 A'yı geçerse o zaman şuradaki formülleri kullanmam lazım ama dediğim gibi bunlar biraz daha özel durumlar. Çok da karşıma çıkacak durumlar değil açıkçası. Kaynağın uzunluğunu belirledik, kalınlığını belirledik. Şimdi kaynağın taşıdığı yükü nasıl bulacağız ona bakalım. Biraz önce ne yapmıştık? Normal kaynağın alanını bulup direkt değeriyle çarpmıştık. Sadece kenarlarda kaynak vardı. Şimdi bakın buradaki durumun bir farklılığı var. Hem kenarlarda var hem ortada kaynak var. O zaman yönetmelik şöyle diyor arkadaşlar. Yani bu şekilde arada kaynak varsa, yani alında kaynak varsa iki hesap yapın diyor. Normal diyor kenardakilerin taşıdığı yükü bulun. Aradakinin taşıdığı yükü bulun. Bunları direkt toplayın diyor. Şu üstteki 13,5'te. Yani bakın şu kenardakinin taşıdığını bulacağım. Bunu da bulacağım. Aradakini de bulacağım ve direkt toplayacağım bunları. Yani bir nevi kaynağın toplam taşıdığı yükü direkt olarak hesap edeceğim. Burada farklı olarak ne yapacağım? İkinci olarak da şöyle bir şey demiş.
Şu kenardakilerin taşıdığının %85'ini alın demiş. Şu alındakinin de demiş 1,5 katını alın demiş. Bir de öyle toplayın demiş. Bu iki değerden küçük olanı, pardon, bu da iki değerden büyük olanı kullanın demiş. Özür dilerim. Yönetmekte öyle diyor. Bakın ne diyor? Denklem 13.5 ve denklem 13.6 ile hesaplanan değerlerin büyüğüne eşit alınacaktır demiş. Bunlardan genelde ne yapıyorduk? Hani bu iki değer bulup bunun hep küçüğünü alırdık arkadaşlar. Burada aksi bir durum belirtilmiş. Bu iki değerden büyük olanı almamızı istiyor yönetmelik. Şurada da bakın. Hani RNW L bir de RNW T şeklinde verilmiş. L olarak verilen eksenel paralel yük etkisindeki köşe kaynaklarının toplam karakteristik dayanımı. Öbürü de eksenine dik yük etkisindeki köşe kaynaklarının toplam karakteristik dayanımı. Yine arkadaşlar burada ne yapacağız? Kaynak dayanımının %60'ını kullanarak hesap yapacağız. Hani burada bir farklılık söz konusu değil. İki tane hesap yapacağız dolayısıyla. Bakın şu ilki, yani RNWL'yi bulalım. Kaynağın dayanımı neydi? 0,60 Fe. Kaynak dayanımı çarpı onun %60'ını alıyoruz. Şu da kaynağın alanı. Kenardaki kaynakların alanı. İki tane var üstte altta. Kaynağın kalınlığı 3,5. Kaynak uzunluğunu da 236,5 olarak bulmuştum. Şu üstteki ve alttaki kaynağı söylüyorum bakın. Şu L ile ifade edilen şu dış kenardaki kaynaklar arkadaşlar. T ile ifade edilen şuradaki aradaki kaynak. Bakın onun da değerini 546,32 olarak bulmuşum. Şu alındakinin dayanımı da yine aynı şekilde 0,60 çarpı Fe, yani 0,60 çarpı kaynak dayanımı 550 olarak verilmiş burada. Yani şurası 330 diyorsunuz da. Burada kaynak bakın bir tane var. Kaynağım kalın yine 3,5. Değişmiyor çünkü. Uzunluğunu burada direkt 240 alıyorum. Yani herhangi bir ağa düşmüyorum. Niye? Hem bu köşede hem bu köşeden devam ettiği için burada herhangi bir değer azaltmama gerek yok. Kaynağın uzunluğu nedeniyle mi böyle oluyor? Şimdi bak bu soruda arkadaşlar, pardon şurayı kapatacaktım. Bu soruda kaynak komple şu şekilde etrafını döndüğü için, yani şu arada da kaynak olduğu için yönetmelik diyor ki şu arada kaynak varsa iki tane değer bulun. Yani birinci şu formül 13,5, birisi 13,6. İki şekilde hesap yapın ve bunlardan büyük olanını kullanın diyor. Formüllerde ne diyor? Kenardakilerin taşıdığı yükü bulun. Ortadakinin taşıdığı yükü bulun. Birincisinde ikisini direkt toplayın. İkincisinde kenardakilerin %85'ini alın. Ortadakinin 1,5 katını alın. Tekrar toplayın diyor. Bunlardan büyük olanı kullanın diyor. Şimdi biz bakın kenardaki kaynakların toplam taşıdığı yükü bulduk. 546. Şu aradaki yani alındaki kaynağın taşıdığı yükü bulduk. 277. Bakın birinci de ikisini direkt topluyoruz. Ne etti? 823. İkinci de 546'nın %85'ini aldık. 277'nin 1,5 katını aldık. Dolayısıyla 880 bulduk. 823 ile 870'i kıyaslıyoruz. Bunlardan büyük olanını alıyoruz ve kaynağın demek ki bu birleşimdeki kaynakların taşıdığı toplam yüke 880,17 kilonewton olarak karar veriyoruz arkadaşlar. Tamam. Bakın oldukça basit. Alan çarpı kaynağın gerilmesi. Onu da 0,60 Fe olarak aldığınızı unutmayın. Yani yönetmelikte zaten var bu değer. Yönetmeliğe de açıp bakarsanız bu değeri görürsünüz. İkinci olarak ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi tamam. Yani şu anda ne yaptık aslında? Kaynağın taşıdığı değeri bulduk. Şuradaki formüle bakın. Burada bakın farklı formüller olduğunu görüyoruz. Buna ne demiş?
Ağırlık merkezinden geçen eksenel yük etkisindeki birbirine paralel veya aynı eksen üzerindeki üniform kalınlıklı köşe kaynak grubunun karakteristik dayanımını ve karakteristik gerilmesini diyor. Denklem 13.4'e göre bulmamız gerekiyormuş. Yani ağırlık merkezinden geçen eksenel yük etkisindeki, şimdi kaynakların eğer simetrik olmasaydı arkadaşlar, dolayısıyla hani atıyorum üstte farklı bir kaynak, altta bir farklı kaynak olsaydı belki onunla ilgili de örnek çözeriz. O zaman şuradaki formülü kullanmamız gerekiyor. Ama bizim normal sistem simetrik olduğu için arkadaşlar normal şuradaki formülleri kullandık. Burada da bakın değerler tek tek açıklanmış. Bakın bu normal yönetmelikten bir sayfa. Burada bakın köşe kaynaklarda phi 0,75 bir önceki soruda da zaten yapmıştık. Şuradaki omega'yı da 2 olarak aldığımızı görüyorsunuz. Şimdi birleşimin taşıdığı yükü bulduk. 880.17. Gelen yüklere karşı güvenli mi değil mi şeklinde bir kontrol yapmamız gerekiyor. Gelen yük neydi arkadaşlar? Sabit yükümüz 130 kN, hareketli yükümüz 300 kN idi. Bakın 130'u 1,2 ile çarpışım, 300'ü 1,6 ile çarpışım. Dolayısıyla arttırılmış yükleri 636 kN olarak bulmuşum. Gelen dayanımı da arkadaşlar ne yapacaktım? 0,75 ile çarparak azaltacaktım. Güvenlik katsayısı ile çarparak. Dolayısıyla her ne kadar 880 kN yük taşıtsa da bunun güvenli kısımda kalması için 0,75 ile yani %75'ini alıyorum. 630 kN olarak buldum. 636'yı 660 ile kıyaslarsam 0,96 gibi bir değer elde ettim. Bu değer de birden küçük olduğu için arkadaşlar sistem demek ki güvenliymiş ama bakın sınıra çok yaklaşmış. Ucucuna kurtarıyor yani çok küçük bir payla kurtarıyor. Kapasitenin %100'üne yakınını yani %96'sını kullanıyoruz. Diğer yönteme göre nasıl yapıyordum? Yükleri direkt topluyorum. Güvenlik katsayılar yönteminde 130 ile 300'ü direkt topluyorum. 430 kN ediyor. Dayanımı belirlerken de arkadaşlar 880'i güvenlik katsayısına bölmem gerekiyor. Omega'ya bölmem gerekiyor. 2'ye böldüğüm zaman 440,09'luk bir taşıyabileceği güvenli yük olarak görüyorum. 430'u 440'a bölerseniz hani 430 sonuçta 440'tan küçük. Dolayısıyla emniyetli olduğunu görüyorum, güvenli olduğunu görüyorum ama yine bu orana bakarsam burada da 0,98 gibi bir değer elde ediyorum. Bu da tamam birden küçük, güvenli ama kapasitenin çok büyük oranda kullanıldığını görüyorum. Sınırda yani hani kurtarıyor ama oldukça sınırda. Ha, düşünürsem oldukça ekonomik seçimler yapmışım. Çünkü hani güvenli mi? Tabii ki güvenli. Zaten bakın yükleri bir kere arttırıyorsunuz. Burada taşıdığı yükü de belli bir oranda azaltıyorsunuz. Dolayısıyla güvenliği sağlıyorsunuz. Ha, ikinci yöntemde yükü arttırmıyorsunuz belki ama burada da daha büyük bir katsayıya böldüğünüz için yani bakın ikiye böldüğünüz ne anlamda? Yani direkt iki katı bir güvenlik söz konusu bizim yönetmeliğimizde. Yani bir yapı yapıyorsunuz veya işte burada bir kaynaklı birleşim yapıyorsunuz. Normal aslında bu kaynak beklenen yüklerin iki katını bile taşıyabilecek kapasitede bir kaynak. Ama işte emniyet sağlama açısından sonuçta hani bin bir türlü hali var. Yaptığınız yapıya ne bileyim beklediğinizden daha fazla bir yük gelmesi söz konusu olabilir. Ya da imalat esnasında işte ulaşabilecek bazı dikkatsizlikler, hatalar veya problemlerden dolayı hani beklediğiniz yükü belki beklediğiniz kapasiteyi belki o eleman taşıyamayabilir. Dolayısıyla hani bunlara da dikkate almak lazım. O yüzden zaten hani bu güvenlik katsayıları kullanılıyor. Evet, yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Şimdi de arkadaşlar bakın normal geçen dönem yine yaptığımız kolon kiriş birleşimi ile ilgili yine kaynaklı bir soru görüyoruz. Soruya bir bakalım. Evet, hiç durmadan böyle örnek çözün yani 3 tane örneği bitirdik. Hiç durmadan hani anlatıyoruz. Normal derste olduğu zaman ufak tefek işte tahtaya yazıyorduk, bekliyorduk. Biraz nefes alma şansımız oluyordu. Hani 1 saat Allah'tan ders hani 3 saat dolayısıyla 20'şerden toplam 1 saat ders yapıyoruz. Ama insanı yoruyor yani öyle söyleyeyim. Hiç durmadan anlatınca.
Evet, tabii ne kadar bol örnek çözersek o kadar iyi bence de. Yani örneklerde daha iyi anlaşılıyor konu. Konuyu anlatırken bazı şeyler havada kalıyor belki ama örnek üzerinde daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi bu soruya bakalım. Bakın kolon kiriş birleşimi. Kaynaklar verilmiş. İşte 7'ye 170, 7'ye 70 içlerde, dışlarda 7'ye 170. Gövdede de 4'e 290'lık bir kaynak olduğunu görüyoruz. Kirişimiz IP 368 mm gövde kalınlığı olduğunu görüyoruz. 12,7 başlık kalınlığı olduğunu görüyoruz. Kolonumuzda 300'lük HEA profil olduğunu yine görüyoruz. Onun da başlık kalınlığı 14 mm olarak şekil üzerinde gösterilmiş. Malzememiz S235, yani akma değerinin 235 Newton bölü milimetre kare, yine kopma değerinde 360 Newton bölü milimetre kare olduğunu görüyoruz. Kaynak metal için Fe 480 Newton bölü milimetre kare olarak verilmiş. Esas metalden bakın yine yüksek olduğunu, 480'in 363'ten büyük olduğunu görüyoruz. Burada yine IPE 360 için arkadaşlar işte S gövde kalınlığı. Şimdi yeni yönetmekte bu TV diye veriliyor. T başlık kalınlığı, bu da TF şeklinde veriliyor. B başlığın genişliği 170, zaten şuradan da gözüküyor. Kaynağın uzunluğunun 170 olduğundan anlayabiliriz. Profilin yüksekliği de nedir burada? 360 milimetredir. IP 360 olduğuna göre. Kolon içinde arkadaşlar yine başlık, sadece başlık kalınlığı verilmiş. Çünkü sadece şurada kaynakla kıyaslayacağımız için onun da 14 milimetre olduğunu görüyoruz. Yine ilk olarak bütün sorularda olduğu gibi arkadaşlar kaynakları kontrolüyle başlamışız. İki haliyle bakın kolon kirişi dik olarak geliyor. Aradaki açı direkt 90 derece. Dolayısıyla köşe kaynak olarak arkadaşlar açının 60 ila 120 arasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açımızın uygun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi LFA'lara baktığımız zaman kaynak kalınlığı açısından, şimdi başlıkta kullandığımız kaynakta ne yapacağız? IP 360'ın başlık kalınlığıyla kolonun yine başlık kalınlığını kıyaslayacağız. 12,7 ile 14'ü. 12,7 daha küçük olduğu için onu alacağız arkadaşlar. Gövdede 8 ile 14'ü kıyaslayacağız. 8 küçük olduğu için de gövdedeki kaynağı dikkate alırken de 8'e göre işlem yapacağız. Önce başlıktaki kaynaklarda bakın kalınlık kontrolü yapmışız. 12,7'yi dikkate alıyoruz. 12,7 6 ile 13'ün arasında kaldığı için minimum kaynak kalınlığımızın 3,5 olması gerekiyor. Maksimum kaynak kalınlığımızın da 0,7 çarpı T-2'den 12,7'den 2'yi çıkartıp 0,7 ile çarparsanız arkadaşlar 7,49 olarak maksimum kaynak kalınlığımızı görüyoruz. Seçilen kaynak kalınlığımız 7 mm. Soruda hani verilmiş bu. 3,5'tan daha büyük, 7,49'dan da daha küçük olduğu için bunun uygun olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde gövdedeki kaynaklara bakacak olursak, gövdede IP 360'ın gövde kalınlığına bakıyoruz. 8 mm olarak verilmiş. 8 mm 14'ten küçük olduğu için bunu dikkate almamız gerekiyor. 6 ile yine 13'ün arasında kaldığı için minimum kaynak kalınlığımız 3,5 mm. Maksimum kaynak kalınlığımız da arkadaşlar 0,7 T eksi yine 2'den arkadaşlar 4,2 olarak buluyoruz. Verilen kaynak kalınlığı 4 milim olarak verilmiş. Yani 3,5'tan büyük, 4,2'den küçük olduğu için kaynak kalınlığının yine uygun olduğunu görüyoruz. Hesapta kullanacağımız kaynak uzunluklarına gelirsek arkadaşlar, bakın şurada 170 verilmiş başlığın dışında. Başlığın içinde 70 verilmiş. Gövdede de 290 verilmiş. Bakın kaynaklar buralarda bitiyor, devam etmiyor. Yani şuraya kaynak yapma şansımız zaten yok. Dolayısıyla ne yapacağız? Her birinden 2A çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. 2A kadar çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla bakın 170 olan yerde 170 eksi 2A'dan 156 milimetre olarak bulmuşuz. 70 olan yerde 70 eksi 2A'dan 56 milimetre olarak bulmuşuz. 290 olan gövdede de 290 eksi 2 çarpı 8'den de 282 olarak bulmuşuz. Bakın şu yukarılarda 7 milimetre kaynak kalınlığı, gövdede 4 milimetre. Dolayısıyla burada 4 milimetre düşmüşüz. Minimum kaynak uzunluğumuz neydi? 6A ya da 40 milimetreden daha büyük olması gerekiyordu. Bakın 6A ne diyor? 6,7 42, 156,42'den büyük, 40'tan da büyük. Aynı şekilde 56,42 demek 40'tan büyük. En son 290'da ve 282'de yine aynı şekilde
24'ten ve 40'tan büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hesapta kullanmamız gereken kaynak uzunlukları da 170 olan yerde, yani en dışta 156 mm, başlığın iç kısmında yani 70 mm olan yerde 56 mm, gövdede de arkadaşlar 282 mm olarak alacağız. Yani kaynaklarımızın son hali şurada görüldüğü gibi, bakın 156'ya 7, 56'ya 7, gövdede de 4'e 282 şeklinde bütün kaynaklarımızı toplu olarak şurada olduğu gibi görüyoruz. Baktığımız zaman bunlar simetrik mi arkadaşlar? Bakın simetrik değil mi? Üstteki ve alttaki kaynaklar birbirine eşit, sağdaki ve soldaki kaynaklar birbirine eşit. Dolayısıyla herhangi bir ağırlık merkezi bulmama gerek yok. Şimdi bu kaynakların atalet momentini bulacağız. Bakın bunu geçen dönemde de yaptığımız gibi hiçbir farkı yok. Yalnız geçen dönem farklı olarak ne yapıyorduk? Köşe kaynaklarda hani bu 2A mesafesini düşmüyorduk. Sadece küt kaynakta düşüyorduk. Ama yeni yönetmelikte köşe kaynak olursa da yine de bu 2A'yı düşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakın her ne kadar burada 170 mm olarak verilse bile biz 2A'ya düştüğümüz için verilen değerlerle hesapta kullanacağımız kaynak uzunluklarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Onun haricinde hiçbir fark yok. Eski yönetmelikte yeni yönetmelik kaynağın atalet momentini bulma açısından. Bakın şurada normal hani gerilmeyi nasıl buluyorduk? Moment bölü atalet momenti çarpı y max şeklinde maksimum gerilme tahkiki yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar kaynağın atalet momentini hesap edeceğiz. En dıştan başlamışız. Normalde şuradaki kaynakların hani b çarpı h küp bölü 12 değeri var biliyorsunuz. Nedir o? 156 çarpı 7'nin küp bölü 12, ama bu hani 7 milimetre santimetre olarak düşürseniz hatta 0,7 santim ediyor. Hani buradan çok küçük bir değeri geldiği için bu değeri ihmal etmişiz. Ha, ihmal etmeyip yazabiliriz ama dediğim gibi buradaki değeri çok değiştirmez. Yani şuradaki değerimizi çok değiştirmeyeceği için ihmal etmişiz. Simetrik olduğu için, iki tane olduğu için önce 2 ile çarpmışız. B çarpı h küp bölü 12 en dıştaki kaynağın. Sonra alan çarpı mesafenin karesini yazmamız gerekiyor. Bakın alanı ne? 7 çarpı 156. Mesafesi ne? Profilimizin şu en dışından alıyoruz. Toplam profil yüksekliğimiz 360 olduğuna göre yarısı ne eder? Bakın şurada gösterilmiş 180. Demek ki alan çarpı mesafenin karesi. Sonra 4 tane demişiz. Niye 4 tane? Bakın 1, 2, 3, 4 başlığın iç kısmındaki kaynaklar. Yine BH küp bölü 12'sini yazabilirsiniz ya da ihmal edebilirsiniz. Burada yazmışız ama yine de hesap ederken dikkate almamışız. Sonra alan çarpı mesafenin karesi. 56 çarpı 7 çarpı. Bu sefer 300 şey 180'den arkadaşlar şu başlık kalınlığı düşerek hesap etmişiz. Başlığın kalınlığı da 12,7 idi hatırlarsanız. Yani 180'den 12,7'ye düşüp karesini almışız. Şu başlığın iç kısmının uzunluğu olarak düşünün. Burada kaynağın tam ağırlık merkezinin uzunluğunu almıyoruz arkadaşlar. Başlığın iç kısmı ya da dış kısmı olarak yapıyoruz. Geçen dönemde zaten böyle yapmıştık. Bakın bunda herhangi bir değişiklik yok. Sonra gövdedeki kaynağımızın da iki tane 4 çarpı 282'nin kübü bölü 12, tabi buradan büyük bir değer geliyor. Toplamda kaynağımızın atalet momentini bulmuşuz. Y maksa bölmek suretiyle de kaynağımızın mukavemet momentini bulmuşuz. Gelen yükler arkadaşlar arttırıyoruz, bakın moment ve kesme kuvveti olarak bunlar bize verilmiş soruda. YDKT'ye göre 1,2G 1,6Q şeklinde almışız. Arttırılmış yükleri bulmuşuz. GKT'ye göre de direkt toplayarak yüklerimizi yine benzer şekilde bulmuşuz. Kaynak metali tasarım dayanımları arkadaşlar. Bakın 0, bakın phi çarpı 0,6 Fe olarak alıyoruz. Phi 0,75 olarak verilmiş. 0,6 kaynağın zaten metal dayanımı %60'ını alıyorduk. Bakın onda bir değişiklik yok. Dolayısıyla burada Fe'yi 216 Newton bölü milimetre kare olmuş olarak bulmuşuz. Bunu arkadaşlar, bu neye eşit? Bu gerilmeydi. Gerilme neye eşit? Moment bölü atalet momenti çarpı y max ya da moment bölü mukavemet momenti. Bu gerilmeyi hesap ettiğimiz zaman 216'dan küçük olduğu için bakın gerilmenin uygun olduğunu görüyoruz. Burada momentteki değer olarak neyi kullanmışız? Biraz önce hesap ettiğimiz şuradaki MU değerini kullanmışız. Yani arttırılmış yükleri kullanmışız. Bakın şurada olduğu gibi. Pardon, şurada. Heh. Şimdi başlığın en dışına göre hesap yaparsak sadece momente göre hesap yapıyoruz. Gövdede hesap yaparsak, yani gövdenin en uç noktasını kritik olarak alırsak, niye orası kritik olabiliyor? Çünkü orada kayma gerilmesi de var. Kayma gerilmesine
Kayma kuvveti bölü kaynağın alanı, gövdedeki kaynağın alanı. Bakın FU'yu bulmuşuz. 296 zaten o hani arttırılmış yük olarak. Kaynağın alanına böldüğümüz zaman oradaki gerilmeyi bulmuşuz. Momentten oluşan gerilme ve kesmeden dolayı oluşan gerilmelerin kareköklerini alıp karekök içinde toplayıp bileşke kuvveti bulduğumuz zaman yine normal şurada hesap ettiğimiz gerilmeden daha düşük olduğunu bakın görüyoruz. Sonrasında da arkadaşlar aynı soruyu bu sefer GKT yöntemine göre GKT yönteminde de ne yapmış? 0.6 Fe'yi omega'ya yani 2'ye bölmüş 144 Newton bölü milimetre kare almamız lazım. Ama burada fark ne? Yükü arttırılmamış yük olarak aldığımız için gerilmenin bakın daha düşük çıktığını görüyorsunuz. Yani 144'ten yine küçük çıkmış. Aynı şekilde gövdenin en uç noktasına göre hesap yapacak olursak şuradaki YG mesafesini 282'nin yarısı olarak alıyoruz. Oradaki momentten dolayı oluşan gerilmeyi buluyoruz. Kesme kuvvetini yine kaynağın alanından bölmek suretiyle gövdedeki oluşan kesme kuvvetini gerilmeyi buluyoruz. Karelerini alıp karekök içinde topladığımız zaman bileşke kuvvetinin yine toplam gerilmeden daha düşük olduğunu bakın şurada görmüşüz. Her iki yönteme göre de demek ki bu soruyu da bu şekilde çözmüşüz arkadaşlar. Evet, bayağı bir soru çözdük bugün kaynaklarla ilgili. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Yeni yönetmekte demek ki dikkat edeceğimiz hususlar ve soruları çözerken yapmamız gereken işlemleri bu şekilde size özetlemiş olduk. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak, yani daha sonradan haftaya da arkadaşlar hani bu sorularla ilgili hani genel olarak bakıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ne oldu? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Sistemde bir şey mi oldu?